Buyurun efendim. Ben çok duygulandım tabire geldiğimde. Kitap o kadar önemli bir şey ki. Herhalde eserlerin bırakılabileceği en mutlu dayanaktır. Evet. Kişi, Muhammed Halim Hazretleri'ye söyler ya, kişi odur ki dünyada bir rakı bir eser, dünyada bir eser bırakmayanın yerinde yerler eser. Harika. Ya, mikrofonu biraz yaklaştır Ömer Bey. Evet. Ya yani şimdi, yani yine söylüyor Yunus, bilim bilim bilmektir, bilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmeksen bu nice okumak. Buna hepsinin için zaten ilk ayette ikra ya. Rabbil alemin ikra oku diyor yani. Şimdi okuyacak okuması için de okuması gereken kitaplar yazılması lazım. Onun için siz kıymetli yazarlar, abilerimize, Ali abiye, Yüksel Bey'e ve burada bulunan tüm yazarlara ben saygılarımı sunuyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Dünyada birçok savaşlar olmuş. Bu savaşlarda en çok da yani nereler hedef alınmış, gelişmiş olan bölgeler hedef alınmış. Ta yani 1000 yıl önce gittiğim zaman, 1000 yıl kadar önce gittiğim zaman Hülagül Bağdat'ı niçin yaptı gitti? Hülagül'ün Bağdat'a girişini öyle bir şeyle izah ederler ki diyorlar günlerce Dicle Nehri kan ve mürekkep baktı. Kan anladık da 400 bin kişiye. Mürekkep niye? Çünkü o kadar bir ilim vardı ki orada, o ilmin dünyaya hizmet edeceğini bildikleri için ve yakılacak olan o hizmetin de önüne geçmek için o bütün eserlerin yok olması gerekiyor. Neden? İnsanlığa hizmet verecek yani onun. Dolayısıyla da Dicle Nehri Bağdat'ın içinden geçer ve günlerce kan ve mürekkep aktı. Mürekkeple yazılmış olan kitapların hemen yakılması gerekiyor. Dolayısıyla her kim ki eğer okuyorsa bunları konuşuyor. Eğer biz burada bazı anekdotlar söylüyorsak okuduğumuz için. İkincisi de okuyanların ve yazanları iyi dinlediğimiz için, onlara iyi kulak olduğumuz için. Eğer öyle bir an var yerlerde Çetin Kayalar'ın efendisi ailesi yani genel müdürü, genel müdürü devleti, Çetin İcra Kurulu Başkanımız. Yüksel abi tabi efendisi çok yakın bizimle ilgili. Efendim, Türkiye'nin milli, %100 milli bir meselesi. Eğer Çetin abi bugün Türkiye'nin kendisi yapıldığı en iyi olursa, iyi okumuş olan bir annenin, iyi okumuş olan bir babanın evladı olduğu için. Eğer iyi okumuş bir anne ve baba olmamış olsaydı, onlara bilgiler aktarmamış olsaydı, bugün ne ben bunları konuşabilirdim, ne de bu kadar Türkiye'ye hizmet edecek olan binlerce, on binlerce insanı çalıştırdık meseleler kurar. Annem başka bir okuyucu, babam müthiş bir okuyucu. Babam bir gün sohbet ortamında otururken babam konuşuyor. Hukuk Fakültesi, İstanbul Hukuk Fakültesi 60'lı yıl düşünüyor musunuz? Rektörü Ademdaroğlu'ydu o zaman. Abim de orada üniversitede okuyor, babamla tanışmak istiyorum diyor. Ademdaroğlu'nu bırakıyor babamı, yanında bölüm başkanı da var. Bırakıyor, şey gidiyor. İsmi yanlış söyleyebilirim ama doğru da yani. Efendim, dersi var, derse gidiyor, derse geldikten sonra diyor ki yavrum Necati genelde seni babana sordum, nereden mezunsun dedim. Bir cevap verdi ama anlayamadım. Dedi ki, ne dedi? Dedi ki, ben dedi, ben sordum, hangi üniversitede mezun olduğunu bir amca dedi. O da dedi ki, İrfan Mektebi'de okudum. Müslü-i Kamillerin de rahle-i tedrisatından geçtim. Rahle-i tedrisat çok önemli. Bu hangi üniversite dedi? Ne kadar hayret mucitti ki, 60 yılda bir 1960'lı yıllarda birisi, hem de okul fakültesi, bunun ne olduğunu bilemiyor yani bana göre. Demek ki bizim için yazılı şu anda çok eserler okumamış, sadece hukukla ilgili eserler okumuştur dedi. Ayrıca annem, biz daha çocukken dünya klasiklerini okumamızı söyledi. Ve bugün de ne oldu biliyor musunuz? Efendim, kaç tane biz, yani şu anda 5 erkek kardeş, 11 tane doğdu. Hiçbir tanesinde fide yok efendim. Öyle olmasının en önemli sebebi tabii ki öğrenmiş okumak bilgileri bize aktarmalı ve okumamız gereken kitaplara da bize okuyun demeleri, oku da bana anlat demeleri okuduk ve anlattık. Ondan dolayı da
bugün Türkiye'nin bunun olan bir üniversitesi var. Nasıl bir üniversitesi? Yani Mehmet Akif İstiklal Marşı'nda söyler ya, çok önemli hepsi de ben o ismini söylemek istiyorum. Ben ezelden beri derim, bir yaşadım, bir yaşadım. Hangi çılgın bana zindirin yıkmamış bir yaşadım? Kürtlerimi sevdiğim benden için ne yaşadım? Yırtanım dağları, enginlere sığırmak Gardana fakırı sığırmışsa çelikse benim bunlar. Benim imanım doğrusu görüyorlar, sıkıntım var. Şimdi bunları bize annem öyle bir öğretti ki, öyle bir öğretti ki, yani siz, yani biz dağları yıktık da geldik ya, Orta Asya'dan dağları yaptık da geldik ya, dün biz ettik de Anadolu'ya gelip yerleştik ya, Anadolu'ya yerleşme hikayemiz de çok farklı yani. Fergana Vadisi'nde, Semerkant'tan, Bohara'dan 1071'den sonra Anadolu'ya gelmiş bir aileyiz. Bu çok önemli.